Anladım manşetten. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin çok önemli gündem başlıklarını bu akşam birbirinden değerli konuklarımızla konuşacağız, tartışacağız. Önce saat 23'te yani saat başında Profesör Doktor Abdullah Sayıner'le yapacağımız konuşmayla ilgili bilgi aktarmak isterim. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Koronavirüsü konuşacağız sevgili seyirciler. Türkiye'de tehdit algısında işsizlik ve ekonomiden sonra 3. sırada koronavirüs. Onun da detaylarına bakacağız. Elimde henüz açıklanmamış bir rapor var. Onun sonuçları var. O rapora göre koronaya rağmen işsizlik ve ekonomi hala Türkiye'nin birinci gündem maddesi. Koronayla da ilgili çok sayıda soru işareti var. Artık biliyorsunuz küçük yaşta insanlarda, gençlerde, çocuklarda bu virüse maruz kalıyorlar, yakalanıyorlar, hastalanıyorlar. Ve hiç istenmeyen sonuçları da oluyor. Dünyada da oluyor, Türkiye'de de oluyor. Virüse yakalanmamak için ne yapmalı? Virüsü aldıktan sonra tedavi aşamasına nasıl davranmalı? Çünkü verilen ilaçlarla da ilgili tartışma konusu sevgili seyirciler. Yani o ilaçların yan etkileri de biliyorsunuz çok tartışılıyor. Bütün bu başlıkları yani korona gündemiyle ilgili önemli başlıkları saat 23'te Profesör Doktor Abdullah Sayıner'e soracağız. Stüdyoda ise çok değerli bir konuğum var. Sizler kendisini yakından tanıyorsunuz. Sayın Rıfat Serdaroğlu, Doğru Parti Genel Başkanı. Sayın Serdaroğlu'yla da Doğru Parti siyaset arenasına çıktı. Neler yapacaklarını ve neden yeni bir parti ihtiyaç duyduğunu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Serdaroğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir hatırlatma daha yapıp konuşacağız tabii, Sayın Serdaroğlu. Sevgili seyirciler, 45 dakika Sayın Serdaroğlu'yla bu bölümde konuşacağız Türkiye'nin gündemini. Daha sonra yani saat 22'de saat başında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Faik Öztrak konuğum olacak. Sayın Öztrak bugün çok önemli açıklamalar yaptı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı hem de Sayın Sağlık Bakanı'nı istifaya davet etti. Bunun nedenlerini soracağız. Faik Öztrak da ekonomi konusunda çok yetkin bir isim. Ekonomiyle de ilgili kendisine soracağımız çok önemli sorular var. Sayın Öztrak da saat 22'de karşımızda olacak. Sayın Serdaroğlu, süremiz kısıtlı olduğu için hızlı konuşuyorum. Tabii tabii buyurun. Şimdi sizinle program yapacağımı duyunca sizin de hayranınız çok biliyorsunuz. Özellikle izleyicilerimiz anımsayacaklardır. Ben çivi gibi yazılar diye tarif ediyorum onu. Uzun süre bir sessiz kaldınız Sayın Serdaroğlu. Sonra yazmaya başladınız. Ve inanılmaz yazılar yazdınız. Meseleleri böyle özünden yakalayan ve çok açık ve sert bir dille de eleştiren bir bakışınız oldu. Dolayısıyla o söylemde bir karşılık buldu. Sosyal medyada yazılarınız, konuşmalarınız çok tartışıldı. Daha sonra sizi parti kurarken gördük. Önce Çoban Ateşi bir sivil toplum örgütlenmesi gibiydi. Sonra onu parti sürecine dönüştürdünüz. Önce oradan başlayalım mı? Yani neden parti ihtiyacı ortaya çıktı. Daha sonra da bu Katar satışlarını soracağım. Tamam. Biz 2002 yılında siyaseti kapatmıştık. Türk milletinin yanlış bir seçim yaptığını biz o zaman gördük. Ama tabii milletler yanlış yapmaz mı? Yaparlar bazen. Zamanında Almanların yaptıkları gibi, Fransızların yaptıkları gibi, İngilizlerin yaptıkları gibi. Toplumu basın kanalıyla veyahut da propaganda kanalıyla yanlış yönlendirirseniz toplumu da yanlışa sürüklemek mümkün oluyor tabii. Biz AKP yönetiminin, AKP kadrolarının özellikle üst yönetiminin geldilerini çok iyi tanırız. Yani geçmişlerini çok iyi biliriz. Benim özel ilgi alanım da siyasi İslam'da. Siyasi İslam'ı takip etmek. Şahsi alanımdı, bana kimse öyle bir şey söylemedi. Ben 1976 senesinde Bergama ilçemiz var burada. Turistik güzel bir ilçemiz. Evet, çok güzeldir. Evet, onun Adalet Partisi ilçe başkanıydım. Sayın Erbakan'la Sayın Özal. O zaman oradan aday olmuştu. İzmir'den aday oldu rahmetli Özal ilk. Erbakan'ın partisinden. Geldiler. Ben de onları takip ediyorum. Otobüsten indi Sayın Erbakan, dedi ki biz öğle namazını kaçırdık, müsaade ederseniz önce namazı eda edelim. Namazı ettiler, konuştu. Göçbeyli'ye gittiler, takip ettim. Göçbeyli de aynı şeyi söyledi rahmetli Erbakan.
Yani öğle namazını kaçırdık, onu bir eda edelim, sonra gelelim. Çok bir siyasal İslam özeti anlatıyorsunuz. Orada evet, bir Kadıköy diye çok güzel bir yerimiz var orası. Orada da aynı şey olunca ben devamlı takip ederim. Tayyip Bey'i de 1979'dan beri takip ederim, bilirim. Türkiye'de o zaman Hümeyni'nin bir ajanı vardı. Hümeyni geldikten sonra Mehdipur isimli bir adam. O Tayyip Bey ve Metin Külünk. Onlar çok iyi arkadaştılar onlar. Onların bütün her şeyini bilirim. O günden beri de takip ederim. Yani Konya'daki İstiklal Marşı okunurken oturmasından tutun, ondan sonraki hareketlerine kadar hepsini bilirim. Türkiye'nin bu hale geleceğini biz biliyorduk. Anlatmaya başladık çevremize. Yapmayın. Tavrınızı koyun. Bu cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu cumhuriyet kanla kazanıldı. Ölümlerle kazanıldı. Binlerce şehit verildi bu için. Bu iş için. Burada cumhuriyeti değiştirecek kadrolara geçit veremezsiniz. Anlatamadık derdimizi. 2007 yılından itibaren de ben bunları yazıya dökmeye başladım. Benim eğitimim bu değil. Ben maliye kökenli bir insanım. Yani, İzmir İktisadi ve evet, İdari Bilimler evet, Fakültesi. Evet, yani ben oradayım. Ben, hiçbir basınla ilgili eğitim almadım ama artık duramıyorum. İnsanların neredeyse şeyleri, omurilikleri yok olmuş gibi her gelen eğiliyor iktidara. Korkuyor, konuşmaya korku korkuyor. İklimi vardı, hala var. Hala var. Tabii hala. Canım, hala var. Neden korkuyorlarsa onu da bilmiyorum tabii. Yazdık. Binlerce yazı tabii. Ama işte 120'nin üstünde dava. Bir yerel mahkemelerin verdiği hapis kararları var. İşte istinafta hukuk yoluyla boğuşuyoruz. Önemli değil. Mücadele edeceğiz. Kimseden de bu konuda bir şey istemiyoruz. Sayın Serdaroğlu, bağımsız gazetecilerle yarışıyorsunuz bu dava konusunda. Yok, beni geçeceklerini tahmin etmiyorum evet, ben. Siz öndesiniz. Ama işte evet. Tayyip Bey daha kararını vermedi herhalde. Beni içeri atarsam onun işine gelirim. Yoksa dışarıda kalırsam mı? Dediniz az önce niye korkuyorlardı. İşte bundan korkuyorsunuz. Ne olacak yani. Ki yani? İnsanların ağzınızı açtığınız zaman. Korkunun necere faydası yok ki yani. Siz terazinin bir kefesine bu ülkenin bir vatanseveri, bir aydını olarak kendi özgürlüğünüzü koyarsanız, öteki tarafa da ülkenin cumhuriyet rejimini ve demokrasiyi, özgürlükleri koyarsanız, ikisini birden kaybedersiniz çok kısa bir zaman sonra. Mücadele edeceksiniz, dik duracaksınız. Bizim yaptığımız olay budur. Niye böyle uğraştım? Çünkü ben bu ülkemi seviyorum. Bu ülkem, yani bu millet beni iki defa bakan yaptı. Genel başkan yardımcılığı, bana çocuklarımı bırakabileceğim en güzel onurları bahşetti bana millet. Ne yapmam lazım diye düşünüyorum. Yazılarla da olmuyor sadece. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlayan genel başkanlara dolaştım. Genel seçimlerden evvel. Neler yapması gerektiğini, kendi görüşlerimi anlattım hepsine. Ama bir çare bulamadık. En sonunda arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki... biz bir çoban ateşi hareketi platformu gibi başlatalım. Bir Türkiye'ye dolaşalım bakalım. Millet ne istiyor? Hani bize yürü 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 diyor da yürüyorsun, dönüp baktığında kimseyi göremediğin çok olaylar da oldu bizim siyasette. Nasrettin Hoca hikayeleri tabii. Evet. 74 ili dolaştık. Ne gördünüz? 74 milletin ağzından ateş çıkıyor bizim gördüğümüz. Hadi çıkın, konuşun, toparlayın bizi. Özellikle merkezi ve merkez sağda oy yapan arkadaşlarımız. 74 ili de 2,5 senede dolaştık biz arkadaşlarımızla. Tespitler yaptık bu arada. Sonra da bunu artık bir platformla değil, siyasetin anahtarı parti. Eğer inansaydık ki biz, hala da o kanaatteyiz arkadaşlarımızla, mevcut muhalefet partilerinden biri AKP'yi yenecek veya birleştikleri halde AKP'yi yenecekler, biz hiç bu işe girmezdik. Ama bu işi yaparsak biz yaparız. Yapamıyorlar arkadaşlar işte. Siyaseti bilmiyorlar. Yaptıkları bütün olay salıdan salıya grup toplantılarında konuşmak. Halbuki değil. Türk milletine anlatırsanız siz gerçekleri, Türk milletine cumhuriyetin tehlikede olduğunu anlatırsanız, İslam'a, İslam dinine en büyük kötülüğü AKP'lilerin yaptığını anlatırsanız, Türk milleti size cevap verecektir. Her zaman olmuştur bu. Yıllarca seçim gördük. Türk milletinin eline dipçik değmediği sürece, darbeyi kastediyorum, dipçik değmediği sürece ve yalana boğulmadığı propaganda sürece Türk milleti hep doğruyu yapmıştır. Ta rahmetli Atatürk'ten bu tarafa. Evet.
Sayın Serdaroğlu, şimdi şeye gireceğiz. Partiyi biraz daha konuşacağız en son bölümde. Yani neden buna, bu yolculuğa çıktınız aslında net ifade ettiniz ama daha çok sorun var o konuda. Fakat gündemle ilgili önemli konu başlıkları var. O konuda da düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi çok tartışılıyor Katar meselesi. Katar'a yapılan satışlar. Kimisi şaşırıyor. Niye şaşırdıklarını ben de anlamıyorum. Çünkü bu ülkenin şu anda Cumhurbaşkanı olan ve geçmişte başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben ülkemi pazarlamakla yükümlüyüm diyordu. Hatırlayın. Evet. O dönem merhum şimdi Kemal Unakıtan, babalar gibi satarım diyerek meydanlarda söylüyor. Açıkça söylüyorlardı. Yani satış ve pazarlamadan sorumlu bir Maliye Bakanı gibi hareket ediyordu. Evet. Ve geçen süreçte de gördük ki Sayın Serdaroğlu, Türkiye'nin bütün birikimleri satıldı. Olağanüstü bir servet ve mülkiyet transferi yapıldı birilerine. Doğru. Geniş kesimler kaybederken bir avuç azgın azınlıkta inanılmaz zengin oldu. İnanılmaz zengin oldu. Doğru. Buradan başlayalım mı? Yani sorunların şu anda yaşadığımız sorunun kök sorun bu değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrudur. Doğrudur da biraz halkımıza daha halk diliyle bir siyasetçi olarak bazı şeyleri ben söylemek istiyorum. Buyurun. Bunları bizde bir laf var. Herkes kullanır bunu. Allah insana hayırlı evlat versin diye. Öyle değil mi? Hayırlı bir evlat olsun. Ailesine, sevdiklerine, kendi hayatını mükemmel halde yaşatsın, çalışsın. Topluma faydalı olsun, milletine faydalı olsun. Bir de hayırsız evlat var. Bunlar ne hayırlı ne hayırsız. Bunlar nankör evlatlar. Nankör. Evet. Yani hem babalarından kalan malı, babalarından kastım cumhuriyet kastediyorum. Kurucular. Onunla kurucularımızı kastediyorum. Sattılar, hem onlara hakaret ettiler. Hem annelerinin emekli maaşlarını çaldılar, hem gidip annelerini de bıçakladılar. Bakın, bunlar çok ciddi ithamlar ama bunlar doğrular. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı aynı zamanda ve tek başına AKP demek. Hiç kimse başka bir şey bana AKP'nin MKYK'sı böyle karar aldı. Millet evet, tabii, ya, tabii, o ne derse tabii. Olur. Tek adam deyip duruyoruz. Evet, tek adam zaten yani, AKP'deki çaycıyı bile o tayin eder, o yapar eder. 2008 yılında Tayyip Bey genel başkanken partisi laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından mahkum edildi. Hatırlayın. Tabii, bir oyla kapatılmadı. Tabii ki. Evet. Yani bugün çok tartışıldı kapatılsın kapatılması meselesi. Türkiye'yi Anayasa Mahkemesi tarafından sabıkalı olarak ilan edilmiş bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olarak yönetiyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını biliyorsunuz. Anayasa maddesi hükmündedir yani. Kendisi bu. Peki yardımcısı kim? Fuat Bey miydi? Fuat Oktay mıydı? Neydi bilmiyorum. Neyse. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı. O da Yimpaş Yönetim Kurulu'nda çalışmış. Kardeşi de Yimpaş'ın mali işlerden sorumlu başkanlığını yapmış bir insan. Yimpaş sayesinde özellikle Avrupa'da dolandırılmayan işçimiz kalmadı. Yani o yeşil sermaye diyorsunuz. Evet. Kombassan Holding, Yimpaş'lar. Sonra Yimpaş. Deniz Fener'e EV. Evet. Onun uzantısı. Onun uzantısı. O uzantılar şimdi geliyor Katar'a bağlanıyor filan. Peki bakıyorum bakanlar üstü iki tane insan var. Bir tanesi İbrahim Kalın. Bu beyefendi Barzani'ye sıra gecesinde saz çalan bir adam. Şimdi bakanlardan daha yetkili olarak Türkiye'nin en önemli meseleleri hakkında karar verebiliyor. Türkiye içinde ve Türkiye dışında. Sorumluluğu ne? Yok. Hiçbir sorumluluğu yok. Seçilmiş biri mi? Hayır. Peki diğeri kim? Diğeri o, bu sizin size cezalar yazan kurumun filan bağlı olduğu. Fahrettin Altun'u diyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. O da gidip vakıfların malının üstüne çökmüş. Çocuklarının okul paralarını AKP'li iş adamlarını ödettiği, bunlar yazıldı, çizildi, hepsi inkar edilmedi. Şimdi bu insanlar Türkiye'yi yönetiyorlar. Ne bekliyor ki Türk milleti? Ben anlamıyorum yani. Ne bekliyorsunuz kardeşim? İşte mercimekten tutun, sizin dediğiniz gibi deniz fenerinden gelin. İşte buraya geliyorsunuz. Türkiye'nin bütün kaynakları eritiliyor. Katar. Katar'ın Türkiye'ye kendi parasıyla yatırım yaptığına ben inanmıyorum.
Çünkü para sahibi insanlar, özellikle bu Araplar, kendilerinden başka, paradan başka hiçbir şeyi düşünmezler, hiçbir şeyi de sevmezler. Sayın Serdaroğlu, o zaman bir Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde izleyicilerimizle hemen paylaşayım. Tam bu konuyla alakalı. Sayın Abdülhatif Şener'le bir şey yapıldı bugün. İpek Özbey çok okudum. Çok konuşulan röportajlar yapıyor gazetemizde. Orada da diyor ki Sayın Şener, Katar sermayesi dediğiniz zaman ihtiyatla bakıyorum diyor. Türkiye'ye Katar bağlantılı giren sermayenin, paraların, kaynakların gizli ortakları acaba var mı diyor. Var. Kimler olabilir diye soruyor. Ama onları o biliyor, kimler olduğunu. Çok iyi biliyor. Tabii yani bunu söylerken cevabını da biliyor ama. Evet. Her Türk milletinin yani ki, şunu düşünmesi lazım önce. Türk askerinin Katar'da ne işi var? Ne işi var? Kimi bekliyor Türk askeri orada? Emiri bekliyor. Katar emirini. Söylediğim gibi bu emirler, bunlar hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında adamıdır. Halk tabiriyle konuşuyorum, özür dilerim. Yani başka bir kelime bulamıyorum. Halkın anlayacağı şekilde konuşuyorum. Peki, bunlar kâr etmeyecekleri yere yatırım yapmazlar. Yapmazlar. Yani Amerika'dan habersiz bir doları dışarı çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Hiç kimse çıkaramaz. Bankacılık sistemine düştüğü takdirde hiç kimse Amerika'nın takibinden kurtulup o parayı dışarı çıkaramaz. Ama çeşitli rivayetler var. Onları konuşuruz. Önümüzdeki günlerde zaten çoğu meydana çıkar bunların. Ama size bir örnek vermek istiyorum. Katar geldi, Sabah ve ATV grubunun %25 hisselerini aldı. Buna zarar ediyor. Niye zarar eden bir yere parayı yatırsın ki? Kendi parası değil onun için. Yani emanet onda duran bir para. İyi düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Öyle yani hayır, mantık da bunu gerektirmiyor mu? Siz yarın bir iktidar değiştiğinde bu kamu kurumlarından, vakıflardan aldıkları ballı reklam paraları bilmem neler kesildiğinde ne olacak? Yani biri Katar'a parasını geri mi verecek? O paralar gazeteleri satılmıyor, televizyonları izlenmiyor. İzlenmiyor. Satılmıyor. Evet. Burada yazın görürsünüz her yere gazetelerini bedavadan kapıların altlarına falan atıyorlar. Şimdi tabii İstanbul borsasını satıyorlar. Hep konuşuluyor tabii bu. Peki kardeşim yani... Varlık fonu da çok konuşuluyor. Varlık fonu da çok konuşuluyor. Bazı şeyleri yasalarla bir müddet için saklayabilirsiniz, örtebilirsiniz üzerine ama gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Neden modern hukuk devletleri, modern devletler, hür dünyadaki devletler bütün bu işlemleri, onların varlık fonu yok mu var? Ama açık yapıyorlar. Halklarına hesap veriyorlar. Yani sen baban Kaptan Ahmet'in parasını kullanmıyorsun ki kardeşim yani. Sen benim paramı kullanıyorsun. Senin bir hissen var, benim de bir hissem var. Bunun hesabını, her işin hesabını Türk milletine vermek zorundasın. Ama bunlarda o yok. Nankör çocuk dedim bunlara. Hem demokrasinin nimetlerinden, demokrasinin hoşgörüsünden yararlanıp geleceksin, hem de demokrasiyi öldürmeye çalışacaksın. Şimdi AKP'nin 2008'de mahkum olduğunu söyledik. Peki, kendi baş danışmanları İslam Anayasası yaptıklarını açıkladılar. Hala web sitelerinde duruyor, Aslan projelerinde. Bunu görmüyor mu bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları? Eskiden dava açan, bunların bütün partileri kapatıldı biliyorsunuz yargı tarafından. Tarihteki bütün partileri kapatıldı. Efendim vesayet rejimi olarak görüyorlar o zaman anayasa mahkemelerini. Orduyu vesayet rejimi olarak görüyorlar. Peki, demokrasiyi yıkmak, cumhuriyeti yıkmak, Atatürk'ün büstlerini parçalamak, ne mutlu Türk'üm diyene yazan, bu milletin birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak tabelayı, görüntü kirliliği yaratıyor diye Türkiye'nin her tarafından kaldırmak sizin hakkınızla. Biz vatanseverlerin, cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, ülkeyi seven insanların bu rejimi korumak hakkımız değil mi? Sen bir de şimdi devletin gücünü sopa olarak kullanıyorsun. İş aleminin üstünde, siyasetçilerin üstünde. Onu yargıla, onu tutukla, onu at içeri. Ondan sonra hukuk reformu yapacaksın. Kimse inanmaz. Esas sıkıntı bu Katar olayında.
Türkiye'nin su kullanım haklarının Katar'a ortak edilmesidir. Çok önemli, onu soracaktım ama açtınız, buyurun. Evet, çok önemli tabii. Yani o Türkiye'nin yönetiminin devri kadar önemli bir olay o. Türkiye su zengini bir ülke değil. 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 Ama bütün gelecek bilimcilerin ortak olarak söyledikleri bir gerçek var. Çok yakında, yani 20 sene, 25 sene sonra dünyada su savaşları olacak. Peki bunun merkezi neresi? Türkiye. Merkezi Orta Doğu tabii, ve Türkiye. Türkiye, tabii. Tabii. Sınır aşan sularımız var. Evet. Onlar tabii sınır aşan su tabirini kullanmıyorlar. Uluslararası su tabirini kullanıyorlar ki o bizim sınır aşan su tabirini mutlaka kullanmamız lazım. Evet, onlar evet. Başka bir konunun... Zaten hep öyle kavramlardan başlıyor ya bu Sayın Serdar. Öyle kavramlardan başlıyor sonra proje olarak önümüze geliyor. Evet, yani bunu yapamazsınız. Biz bunun için de dava açacağız. Yani büyük bir ihtimal çarşamba gününe kadar yetiştireceğiz. Danıştay'a dava açacağız bu işler bu, için. Bu su meselesiyle alakalı öyle mi? Su meselesiyle alakalı tabii. Evet. Su meselesiyle alakalı. Ya sen nasıl bunu yaparsın? Arap'ın petrolünü senin ortak kullanma hakkı veriyor mu adam sana? Sen niye veriyorsun ki bu suyu yani? Bu su yarın öbür gün Türkiye'de gerçek proje kafası olan siyasetçiler geldiğinde Konya Ovası'na da akıtılabilir. Gene verilir o tarafa su tabii ki. Evet, yani biz evet. Türk milleti olarak hiçbir zaman her şeyin üstüne kapanıp, sınırları kapatıp kendimize... En çok komşularımızı düşündük bugüne kadar evet, zaten. Evet, evet. Gene ki paylaşmayı severiz ama önce ben kendi insanımı doyurmak zorundayım. Kendi insanımı beslemek zorundayım. Evet. Yok böyle bir düşünce bunlarda. Su ki çok stratejik bir mesele. Çok petrolden olan... çok çok daha değerli ve stratejik bir ürün. Petrolün yerine alternatifler gelir ama suyun yerine hiçbir zaman gelmez. Gelmez. Hakikaten bu atılan adımı da anlamak mümkün değil. Çok çok önemli. Büyük bir bence evet. Bu tam bir ihanetle eşdeğer bir davranıştır bu. Artık gözleri kararmış, hiçbir şeyi görmüyorlar. Bakın, size bir şey okuyayım. Öcalan avukatlar aracılığıyla bunların çözüm süreci zamanında bir mektup yayınladı. Medyada var bu, siz de okuyacağım, göreceksiniz. Diyor ki Öcalan, AKP benim yol haritamdan yararlanıyor. Ben yol haritamda Orta Doğu'daki demokratik çözümleri belirtirken Dicle Fırat demokratik konfederalizmini önermiştim. Evet. Dicle ve Fırat. Evet, çok iyi hatırlıyorum bunu. Evet. Evet. Davutoğlu şimdi bu görüşmelerini bunun görüşmelerini yapıyor. Başbakan da Davutoğlu o zaman. Irak ve Suriye ile bunun görüşmelerini yapıyor diye. Yani terör örgütünün Sayın Serdaroğlu aslında Fırat ve Dicle suları için emperyalizm tarafından bölgemizde yaratıldığı bravo. Da bir gerçek. Bravo. Sular için yaratıldı. Bravo. Şimdi bunu genç nesle anlatmış olduk. Hiç unutmasınlar bunu. Peki kardeşim sen bunu bilmiyor musun? Öcalan kadar Türkiye'yi tanımıyor musun? Türkiye'nin coğrafyasını Öcalan kadar bilmiyor musun sen? Veya Türkiye'yi hiç mi sevmiyorsun? Kardeşim nasıl benim suyumu sen... Bu milletin suyunu, kullanma hakkını elin arabına verirsin. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Peki Sayın Serdaroğlu çok soru var. Katar meselesini geçelim artık. Tamam. Toplumda çok konuştu, tartıştı doğru. Onu. Birazdan Sayın Faik Öztürk'e de soracağım. O konuda da önemli açıklamaları oldu. Biraz ekonomiyi konuşalım. Siz de maliye bölümü mezunuyum dediniz. Evet. Hem sağlık eski bakanısınız hem eski devlet bakanısınız Sayın Serdaroğlu. Geçmiş yıllarla kıyasladığınızda Türkiye her zaman kötü zamanlardan geçti hakikaten. Ekonomik krizler yaşandı. Hı hı. İnsanlar intihar etti, intiharlara sürüklendi. Fakat şu anda AKP ile birlikte içine sürüklendiğimiz krizin çıkışı görünmüyor. Yani geçmiş krizlerde bir dip yapılıyordu, sonra ekonomi yukarı doğru yavaş yavaş tırmanıyordu. Onu yabancı yatırımcılar görüyordu, ona göre hareket ediyordu. Bankacılık sistemi ona göre pozisyon alıyordu. İş dünyası öyle. Şimdi hiç kimse bir adım önünü göremiyor. Göremez. Bunu konuşalım mı? Yani ne durumda? Konuşalım. Siz nasıl görüyorsunuz? Konuşalım. Şöyle rakamlarla da konuşalım. Türkiye'yi yöneten insanların yanlış yapma hakları olabilir. Yani yanlış yapabilirler. Ne bileyim hata yapabilirler. Ama Türkiye'yi yöneten insanların,
Türkiye'yi soymaya hakkı yok kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Ne ekonomi kalır, ne ondan sonra sosyal adalet kalır, ne ülkede barış kalır. Şimdi bu arkadaşlarımız, hatırlarsanız 2002'ye kadar olan döneme, yani 1923-2002 dönemine zulüm dönemi derler. Milletvekillerimle reklam arası bitti filan gibi. Tabii, bir sürü Cumhuriyete şeyler reklam arası diyorlardı. Evet, Cumhuriyete reklam arası ve zulüm dönemi olarak diyorlar. Onların zulüm dönemi dediği 79 senede Türk milleti, Türk devletine vergi olarak, bu rakamlar var, maliye sitesinde, hazine sitesinde var. Dolar bazında yıllara göre hazırladı arkadaşlarım. 760 milyar dolarlık vergi verdi devlete 2002'ye kadar. Burada Birinci Dünya Savaşı, bir Çanakkale Savaşı'nda bütün aydınlarını kaybetmiş bir Türkiye. İnsan birikimi yok, sermaye birikimi yok. Evet. Bir sürü eserler yapılmış, arkadan İkinci Dünya Savaşı, yokluklar bilmem nelerle gelmiş bu 79 senede. Cumhuriyet'in bütün eserleri yapılmış. Ama siz hepsini satıyorsunuz bunları. 65 milyar dolara, 75 milyar dolara satıyorsunuz. Bir küçük not, Türk Telekom'un aynısını bugünkü şartlarda yapmak mümkün değil. Mümkün Sayın değil Serdar tabii. Mümkün yani değil. Bütün Türk ekonomisi bir araya gelse, devlet ekonomisi, Türk Telekom'un aynısını inşa edecek ekonomik gücümüz yok. Onu evet. da sattınız. Doğru, onu da sattılar. Peki, 2002 yılından 2019 yılının sonuna kadar Türk devleti vergi olarak, Türk milleti vergi olarak devlete ne ödedi? Ne ödemiş? Cezalar ve turizm gelirleriyle beraber 4 trilyon dolar ödedi. 4 trilyon dolar. İnanmayan açar bakar rakamları görür. Yani 4,5-5 defa daha Türkiye'yi büyütmüş olması lazımdı bu arkadaşlar. Nerede bu paralar? Evet. Nerede bu paralar? Türkiye ekonomisini mahvettiler. Hazine garantili iş yapıyorlar. Kimse bilmiyor kaça mal olduğunu. Çok program yaptık Sayın Serdar. Tabii. Şehir hastaneleriyle ilgili. Evet, şehir hastaneleri öyle. Böyle şey olabilir Köprüler, mi? Köprüler, otoyollar, tüneller. Evet. Ha, daha 25 senede bunları ödeyeceğiz. İyi evet. ki bunları yapmışız diyor adamlar. Şimdi sıkıntı had safhada var. Şimdi bazen düşünüyorum yani bilerek mi bu Türk milletinden hınçlarını çıkarmak istiyorlar diye. Aklı başında kim şu söyleyeceğimi yapabilir? Ülkenin köylüsü milletin efendisidir. Rahmetli Atatürk'ün söylediği güzel bir vecize bu. İşaret ediyor. Diyor ki bunları köylü kesimini, çiftçi kesimini iyi bakın siyasetçilere söylediği bu Türkiye'yi yönetecek insanlara iyi bakın. Bunlar Türkiye'yi besleyen insanlar. Bu sene buğdaya Toprak Mahsulleri Ofisi 1800 lira tonuna fiyat verdi. Fakat almıyor. Para yok çünkü. Tüccar 1600 liraya alıyor. Peki, hükümet olarak çiftçiye para bulamıyorsun ama buğday ithal ediyorsun. Geçen haftaki ithal ettiği fiyatlarla 2250 lira veya 2500 liraya ithal ediyorsun buğdayı. Kendi üreticisine 1800 lira diyor. 1800 lira ve almıyor. Almıyor zaten onu. Ama dışarıdan 2200'e evet. satın alıyor. Evet. Yabancı çiftçiyi destekliyor. Yabancı evet. çiftçiye para aktarıyor. Ay, Türkiye'yi sevmiyor bunlar. Türk milletini sevmiyorlar. Siz Emine Hanım... Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımefendileri, Türkiye'nin hemen aşağı tarafında Suriye'de oradaki radikal örgütlerin militanlarına ev yaptı Türkiye. Emine Hanım 50 tane evi bağışladı onlara. Şimdi bakıyorum Emine Hanım'ın hiçbir ticari geçmişi yok. Hiçbir vergi verdiği yok. 50 tane evi bağışlamak için insanın herhalde bir 200 evlik falan gücünün olması lazım. Öyle mi? Peki Türk insanlarına, Türk milletine bunu bağışlasan olmaz mı? Hani ben Arap'ım, araba başlayacağım. Bir Arap sevdasıdır gidiyor kardeşim. Ben bunu anlamadım yani. Türk milleti bunlara ne yaptı onu da anlamadım ben. Bir iktidarın kendi milletine düşman olduğunu ilk kez bunlarda görüyorum ben. Böyle bir şey biz görmedik. Böyle bir şey olamaz. Bunlar Türk milletine anlatılacak, teker teker anlatılacak bunlar. Bunlar bizi korkutamazlar. Bizim yok hapisti. Efendim incelemeydi. Ne incelersen incele. Üç nesil ötemizi biliyoruz zaten. Doğru düzgün. Siz Süleyman Demirel'le de rahmetli beraberdiniz. Çalıştım tabii. Süleyman Bey'le de çalıştım. Ben yani, Ecevit'le de çalıştım. Ecevit. Sayın Yılmaz'la çalıştım. Maalesef Sayın Çiller'le de çalıştım. Yani bakın bizim gelen damarımızda çok sayıda genel başkan bugün Tayyip'in yanındadır.
Mehmet Ağar, Tansu Çiller, Süleyman Soylu. Daha da bir sürü var. Köksal Toptan filan şimdi Cumhurbaşkanı. Evet, rahmetli olanlar var. Onlar adını anmayalım ama evet, onlar da öyleydi. Evet, neden? Evet. Yani bizim geçmişte hatamız yok diyen arkadaşlara da işte bunu söylemek lazım. Onun için söylüyorum bunu. Biz hata yaptık geçmişte. Biz adam seçmesini bilemedik. Mesela benim, bana diyorsanız ki Serdaroğlu senin ne hatan var kardeşim? Ya, Tansu Çiller'e oy verdim. Benim en büyük hatam bu. Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir. Maalesef. Maalesef yani. Tabii o geçmiş iktidarların büyük hataları AKP'yi yarattı. Sayın Elbette Serdaroğlu. Onu söylemek yani istiyorum. Yani yolsuzluk ekonomisinden bahsediyoruz. Ben önceki iktidarların da hırsızlıklarını yazdım. Kitaplarım var. O zaman AKP ortada bile yoktu. Doğrudur. Eski şeylerin, bakanların, başbakanların, kamu bankalarının nasıl hortumladıklarını belgeleriyle yazıp anlattık. Ben öyle bir gazeteciyim. O dönemi de yazdık. Biliyorum. Şimdi bunları da yazıyoruz. Yani yolsuzluk ekonomisi değişmiyor. İktidara gelenler kendi aile fotoğraflarını yaratıyorlar. Geçmişte de vardı bu aile fotoğrafı, bugün de var. Fakat bugünkü yolsuzlukların geçmişten şöyle bir farkı var Sayın Serdaroğlu. Burada elde edilen paralar Cumhuriyet rejimini yıkmak için de harcanıyor. Yani rejim düşmanı gruplara, yapılara bu paralar aktarılıyor. Doğru. Problem burada. Yani sadece bir zenginleşme, haksız zenginleşme değil, bir dönüşümün sermayesi olarak da bu paralar kullanılıyor. Farkı da bu geçmiş iktidarlardan. Farkı da bu, doğru. Şimdi ama bunların hesabı sorulur. Yani biz Doğru Parti olarak birinci Türk milletine verdiğimiz en önemli sözler var. Birincisi, Türk milletine hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğiz biz. Ne kadar acı olursa olsun bunun sonucu doğruları anlatacağız. Ki mutlaka devri sabık yaratıp hesap soracağız. Kim olursa olsun, nereye kaçarsa kaçsın, hukuk çerçevesinde tabii ki. Hukuk çerçevesinde mutlaka ve mutlaka hesap verilecek. Öyle bir yüzüğü kaldırıp benim servetim budur. Bunu ben duyarsanız ki ben bir gün zengin olmuşum, bilin ki haram yemişim demekle kurtulunmaz bu işlerden. At Rabbim ve milletim beni affetsin, yok böyle bir şey. Sen hesap vereceksin, şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Sen Türk milleti tarafından belli bir dönem için emanet olarak sana verilmiş yönetim hakkını, orada da anayasada senin görev süren ve sorumlulukların çerçevelenmiş. Bunun bir bilim dışına çıkamazsın. Sen çıktın şimdiye kadar defalarca ama bunların hesabını da vereceksin sen. Bakın, hiç bu milletin hakkını yiyen hiç kimse abad olmaz. Hatırlar mısınız? Bir aralar bir Özal zenginleri falan vardı. Tabii. Nerede şimdi bunlar? Bir tanesi yok, hepsi sürünüyor. Bunların sonu da ibretlik olacak. Bakın ben bunu söylüyorum, 71 yaşında bir insan olarak. Ömrüm benim siyasete geçti, bu devlete hizmetle geçti. Bu Mehmet Ağar da, bu Çiller de, bu bugün çakıcı makıcı çıkıp ana muhalefet partisinin genel başkanına küfreden adamlar da, hepsi. Yani bunların kadroları da yoktu zaten AKP'nin. Kadroları olmadığı için FETÖ ile işbirliği yaptılar. Devletin en ince noktalarına kadar soktular. İlker Başbuğ'un açıklamaları var. Sen Kozmik Oda'yı açtın, o Kozmik Oda'yı gönderdin FETÖ kanalıyla, istihbaratçılar eliyle. Senin 833 tane yetişmiş terör örgütlerine soktuğun adamını birer tek kuruşunla öldürdüler enselerinde. Ya o konuda öyle kapandı gitti Sayın Serdaroğlu. Kimse yani, hayır böyle bir şey olmadı demiyor. İnanılmaz bir açıklamaydı. Başkanı. Evet. Muazzam bir şey yani. İnanılmaz bir açıklamaydı. Evet. Peki. Yani FETÖ'cülerin o casusluk şebekesinin Türkiye'ye çalışan istihbaratçıları düşmana tırnak içinde okuduğu, ihbar ettiğini ve bundan dolayı da birçoğunun suikastla öldürüldüğünü söyledi Sayın Evet. Başbakan. Evet, rakam verdi 833. Evet. O Kozmik Oda olayından sonra oluyor. Evet, Kozmik Oda olayından sonra oldu. Bülent Arınç düne kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı. Evet. Şimdi tabii bunlar önce FETÖ ile işbirliği yaptılar. FETÖ'nün elemanlarını kullandılar devlette. Devletin her yerine soktular. Sonra paylaşım kavgası çıkınca aralarında 17-25'i darbe olarak kabul ediyorlar. 17-25'in darbe neresi darbe? 17-25'te yolsuzlukların ortalığa döküldüğü bir tarih 17-25. Sonra menzilcilere geçti. Menzilciler şimdi etkin. Süleymancılar etkin bunların
AKP'nin kendi kadrosu yok. AKP'de devleti yöneten insanlar Saadet Partisi'nde kalmıştı. Onlar da çok yaşlandılar zaten. Efendim söyleyeyim. Şimdi ne oldu ortak? Şimdi de mafya çıktı. Peki şu anki durum ne Sayın Serdaroğlu? Yani diyorsunuz ki işte yani sosyolojik, siyasal bir tabanı yok diyor. Sosyolojik vardı belki ama çok azınlıktır yani biliyoruz. Siyasal İslamcıların Türkiye'de karşılığı çok düşüktür. %10 bile değildir. Evet. Ama örgütlüdürler, çok iyi çalışırlar. O örgütlü olmanın da sonuçlarını alıyorlar aslında. Şu anki durumda yani madem böyle bir taban yoksa, şimdi bakın elimde anketler var. Yine sonuçlar açıklanmadığı için detaya girmeyeceğim ama partiler sıralamasında AKP yine birinci parti görünüyor. Şöyle, bu çelişmiyor mu şimdi bu soruyu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o rakama inanmıyorum. Bunların birinci parti olduğuna. Çünkü ben dolaşıyorum. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Ben anket firması sahipleriyle de konuşuyorum. Nasıl anket yapıyorsunuz? Şimdi pandemi ortamı var diyorlar. Evet, bir senedir. Telefonla yapıyoruz. Türkiye'de bir korku iklimi olduğunu siz söylediniz biraz evvel. Şimdi düşünün ki siz bir yerde çalışıyorsunuz, devlet memurusunuz, polissiniz, işte veya neyse. Sıradan vatandaşsınız, sıradan konuşmuyorsunuz telefonda. Evet, konuşmuyorlar. Açıyorlar size telefonu, hangi partiye oy vereceksiniz? AKP diyor adam da. Yok öyle bir şey. Eğer Türk milleti bu kadar soyulmaya rağmen, bu kadar hukuksuzluğa rağmen AKP'ye oy verecekse o zaman gerek yok yani ölümü beklemeye gitsin kafasını taşa vursun daha ama iyi. Ama öyle bir durum yok diyorsunuz. Yok tabii ben geziyorum dolaşıyorum ya Türkiye'nin her tarafını geziyorum dolaşıyorum. Erken seçim beklentiniz var mı? Hayır bunlar yapamaz. Yani erken seçim yapamazlar. Gittikçe aşağı gidiyorlar. Bu iş geçen de söyledim ben. Bir yağlı direk gibidir bu. Siyasette kaybetmeye başladınız mı çıkamazsınız kolay kolay. Çıkamazsınız. Yani kabotaj bayramlarında olurdu ya biz sahillerde direğe yağlarlar, gençler çıkar. Bakın çık, kayar kayar ona benzer. Siyasette kaybetmek. Çok zordur çıkmak. Ne anlatacaksın sen? Bana bir anlat bakayım. Ben şaşırıyorum yani hadi Tayyip Erdoğan ve ekibini bir kenara bıraktık. Ben Davutoğlu'yla Babacan'a şaşırıyorum. Kardeşim siz 2019 yılına kadar bu partinin üyesiydiniz. Üyesiydiler 2019'unda biri Temmuz'da biri Eylül'de istifa etti. Şimdi Türkiye'yi çözüm bulmaya kalkıyor. Böyle şey olabilir mi ya? Ya siz kendiniz evvela kendi hesabınızı verin. Türk milletinden bir helallik isteyin bakayım alabilecek misiniz ya? Sayın Serdaroğlu peki bu siyaset denkleminde erken seçim de olmayacak diyorsunuz. O zaman zamanında seçimler yapılacak. Yani bu sene olmaz. 2021'de olmaz ama 2020'ye dayanabilirler mi bilmiyorum. Tabii işin ekonomik yönü ekonomi çok kötüye gidiyor. Evet. Başka tarafta olaylar var. Türkiye AKP liderliği bugün rehin alınmış durumda. Türkiye'deki Türkiye dışındaki mal varlığı sebebiyle. İşte Amerikan Temsilciler Meclisi'nin kararı belli. Siz onu biliyorsunuz. Bütün millet de biliyor. Erdoğan'ın ve ailesinin Türkiye dışındaki mal varlıklarının araştırılmasına karar verdiler. Trump engellemişti o zaman. Hayır. Değil Trump mi? Engelledi Trump tabii engelledi. Ama meclis karar verdi buna. Evet. Temsilciler Meclisi 435 kişiden oluşuyor. 413'ü evet araştırılsın dedi. Muhalefeti, iktidarı hiç fark etmedi hepsi. Şimdi Halkbank davası orada duruyor. Zarrab dosyası var. Zarrab dosyası var. Zarrab dosyası hakkında ne Davutoğlu'nun ne Babacan'ın bir tek kelime söylediklerini ben duymadım. Şimdiye kadar. Niye acaba? Soralım kendilerine. Sorun. Versinler, bağlansınlar, söylesinler. Hiçbir yolsuzluk hakkında, ya burada bu hırsızlık oldu. Ya saatler bilmem neler peçete kağıdına yazıldı. Bunlar hepsini yaşadık Türk milleti olarak. Gördük bunları. Dört bakanın adının karıştığı yolsuzluğu diyorsunuz. Evet. Evet. Peki çıkın kardeşim siz niye bunları konuşmuyorsunuz? O zaman niye sustunuz? Yani göz göre göre koltukta otururken Türkiye'nin soyulmasına ses çıkarmayacaksınız. Sen Davutoğlu'na bakıyorsunuz. Genel başkansın, başbakansın. Çekil git diyor. Çekiliyor gidiyor. Yarın gene bağırırsa ne olacak? Yani Türkiye'de siyaset doğru insanların, haysiyetli insanların yapması gereken bir iştir. Türk milleti seçmesini öğrenecek. Bir normal bir hırsız Hocabey sizi seçer. Yani nasıl seçer? Evinizi öğrenir. Takip eder. Ne zaman tatile gittiğinizi öğrenir. Eğer soymaya karar verdiyse siz yokken girer evinizi soyar.
Öyle değil mi? Ama siyasetteki hırsızı siz seçersiniz. Millet seçer. Seçme kardeşim. Seçtiysen sıkıntısını çekeceksin. Hiç olmazsa bundan sonraki nesillerine nesillerini düşün, çocuklarını düşün. Çocuklarının çocuklarını düşün, torunlarını düşün. Doğru insanları seçeceksin. Haysiyetli insanları, hesabını veren insanları seçeceksin. Siyasete de soyunanların büyük çoğunluğu da böyle olduğu için biraz da haksızlık ediyoruz halkımıza Sayın Serdaroğlu, ben, değil mi? Yani bakıyoruz siyaset kurumunda, yani iktidarı muhalefetiyle söylüyorum ve geçmiş AKP'den önceki zamanları da kastederek söylüyorum. Yani bu siyasete de giren insanların da mayasında, hepsinde söylemek yanlış olur tabii, haksızlık olur, ama birçoğunda da bu şey var maalesef. Var. Tamam, ama bakın geçmiş dönemde hepsinin iyi yani, kötü... Kötü iyiyi kovuyor Sayın Serdaroğlu. Yani siyasete iyiler girdiği zaman dirsek yiyorlar, dışlanıyorlar, bu mevcut ilerleyemiyorlar. Sistem, Tuncay Bey, bu mevcut siyasi sistem çöp olmuş bir siyasi sistemdir. Bu sistemle yeni insanları, gençleri, kadınları siyasete adapte edemezsiniz. Delege bile yapmazlar insanı. Yapmıyorlar yani, işte onu işte anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini izledim. Aday olan arkadaşlardan biri benim iyi dostum. Telefon açtım ona. Dedim ki sen yanlış yapıyorsun. Senin konuşmanı, aday olmanı sağlayacak delegelerle bir temasın var mı? Hayır, ben profesörüm dedi. Yok dedi. Yani ama olmaz. Olmaz. Bu sistemde olmaz. Biz zaten hiçbir siyasi partinin alternatifi değiliz doğru parti olarak. Biz bu çöp olmuş siyasi sistemin alternatifi. Peki biraz da onu anlatın son bölümde. Yani birkaç dakika var. Tamam. Doğru Parti'de bir soru soracağım hemen hızla. Gençlerin ve kadınların önünü açıyoruz dediniz, evet. Sayın Serdaroğlu. Ama siz de siyaset yapma noktasında ileri yaşta sayılırsınız. Yani. Doğrudur. O anlamda partinizde nasıl bir strateji izliyorsunuz? Ben bunu defalarca söyledim. Partideki arkadaşlarıma da söyledim. Ben bu ileri yaştasınız derken bütün genel başkanlarla aynı yaştasınız aşağı yukarı, onu söyleyeyim evet. de. Yani. Önemli değil. Ama yani, sizin söylemleriniz de çelişiyor diye soruyorum. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki ben bu soruya çok muhatap oluyorum yani. Eskiden ne yaptınız da şimdi ne yapacaksınızdan tutun. Yani siz yaşlanmadınız mı, bıkmadınız mı, doymadınız mı falan filan. Şimdi o siyasi yapıyı, yeni bizim oluşturacağımız siyasi yapıyı anlatırım ama ben aday olmayacağım zaten. Yani ben partide kalacağım. Ben yurt dışı Türklerden sorumlu bakanken, yani devlet bakanlığının bir görevim oydu. Ben Avrupa'daki bütün ülkeleri gezdim ve siyasi sistemlerini inceledim onların. Nasıl? Çok modern halde. Bizdeki gibi hiçbir şey yok. Yani bizim sistemimiz artık çöp olmuş. Kimse yapamaz bu sistemde. Siz hiç Paris, Sosyal Demokrat Parti İl Başkanlığı diye bir şey duydunuz mu? Yok böyle bir şey. Veya Köln, SPD il başkanlığı yok. Düşünün, bir acayip 81 il, 974 ilçe filan, devasa bir şey. Artık bu dijital çağda hepsi bir telefonda. Çok güzel sistem olacak. Üye bazında bizim işimiz olacak. Üyeler oy kullanacak. Genel merkezi... Delegelik sistemini kaldırıyorsunuz. Kaldırıyoruz. Üyeler oy kullanacak. Üyeler oy kullanacak. Bilgisayar ortamında da oy kullanabilecekler. Bunu siyasi partiler kanununda değişikliği yapacağız. Hazırlıklarımız bu konuda bitti. Yakında bütün basın mensuplarımıza örneklerle anlatacağız bunu. Ve siz de gençleri öne çıkaracaksınız. Evet. Ben de sadece genel başkan olarak kalacağım. Hayır, genel diyorsunuz. Başkan olarak da kalmayacağım. Genel başkan da kalmayacaksınız. Evet. Yani orası da genç arkadaşlarımızın olacak. Kadın mı, erkek mi, hangisi artık öne çıkarsa. Benim yapacağımız iş eşit insanları Türk milletine sunmak. O eşitler arasında birinciyi seçerse evet. Seçer Türk milleti. Siz şu anda yol açıyorsunuz anladığım evet, yol kadarıyla. Açıyorum ben. Sistemi değiştirmek istiyorum. Bu köhnemiz siyaseti değiştirmek istiyorum. Siyasetin pahalı ve paralı bir iş olmaktan çıkarılmasını sağlayacağım ben. Fakir çocukları da siyaset yapabilecekler. Devletin siyasi partilere para vermesini, devletin siyasi partilere yardım yapmasını kesinlikle ortadan kaldıracağız. Evet. Sayın Serdaroğlu, bir taraftan da arkadaşlarımız beni uyarıyorlar. Süremizi açtık diye. Çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Sizi yine misafir etmek isteriz İnşallah. Burada. Sevgili seyirciler, Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rıfat Serdaroğlu'yla bu bölümü tamamladık. Adı geçen bir takım isimler oldu. Telebir ekranları bu anlamda, bütün bu isimleri de açık söylememe gerek yok. Yani bu programda isim beni geçen, de arayabilirler. Evet, cevap hakkı kullanmak isteyen isimler de Telebir'de rahatlıkla bizim ekranlarımız aracılığıyla
kendi düşüncelerini ifade edebilirler. Onun da altını çizeyim. Şimdi bir reklam arası. Saat 22'de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'la konuşacağız. Çok önemli açıklamaları oldu. Erdoğan'ı istifaya davet etti. Ekonomide çok kritik ve yakıcı bir tablo var. Bütün bu başlıkları da saat 22'den itibaren Sayın Öztrak'la konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.